Herkese merhaba, ben Buse, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda boyları öreceğim. Ördüğüm video motiflerden oluşacak. Bu şekilde batik renkli bir ip tercih ettim. %25 yün, geri kalanı da akrilik bir ip. İstediğiniz çeşitteki iplerle örebilirsiniz. Yakından görüntüsü de bu şekilde ipin. İpinize uygun tığ seçebilirsiniz. Benim kullanacağım 3,5 milimetrelik tığ. Bir de makasa ihtiyacımız var. Motifleri örerken birbirine tutturmayı planlıyorum. Ama siz isterseniz bütün motifleri örüp daha sonra anlatacağım şablonun üzerinde dikebilirsiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sihirli halka metoduyla başlayacağım. Ama onu göstermeden önce isterseniz zincir çekerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde düğüm attıktan sonra 4 tane zincir yapıyorum. Tığın başına ipi aldım ve ilk zincirin içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu zincir aynı zamanda trabzan olarak da sayılacak. Çektiğimiz 4 zincirin 3 tanesi ikili trabzan ile eş, bir tanesi de içine batmak için. Tekrar boşluğun içine batıyorum ve trabzan yaptım. 2 zincir. Yani bu boşluğu aslında siz sihirli halka boşluğu olarak düşünebilirsiniz. Ve tekrardan içine çalışmalarımı yapıyorum. Ama ben bu metotla yapmayacağım. Parmağıma dolayarak sihirli halka yapmak istiyorum. O yüzden bu şekilde parmağıma doluyorum. Kilitledim ve 2 zincir. Bu halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane olmuş oldu. 2 zincir. Tekrar boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Buradaki ipi biraz çekiyorum delik küçülsün diye. Tekrardan boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Son kez 3 tane ikili trabzan. İki zincir. İpi iyice çekiyorum. Ortadaki delik kapansın istediğim için. Başlangıçtaki zincirin üçüncüsüne batıyorum. Kayma dikişiyle sıramı kapattım. Görünüşü bu şekilde. İkinci sıraya başlarken yine 3 zincirle başlıyorum. İkinci sırada köşeler oluşturmamız gerekiyor. Önce yarım köşe yaparak başlıyorum. Dönüşte bu köşeyi tamamlayacağım. Boşluk içerisinde 2 tane ikili trabzan yaptım. Zincirle birlikte 3. Bir zincir, diğer boşluğun içerisine batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir, tekrar aynı noktada 3 tane ikili trabzan. Dönüşü sağlamış oldum. Bir zincir, köşeler arası birer zincir, köşelerde ise 2 tane zincir yapıyoruz. Diğer boşluğun içerisinde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıç yerine geldim. Burada yarım bir köşe yapmıştık. Bunu tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Başlangıçtaki zincirin tepesine batıyorum. Kayma dikişi.
Böylece ikinci sırayı da tamamlamış olduk. Artık köşeler arasında boşluklarımız oluştu. Köşelerde aynı yaptığımız gibi üçer tane ikili trabzan yapacağız. Arada iki zincir. Buradaki boşluklarda ise üç tane ikili trabzan yapacağız. Yine üç zincirle başlıyorum. Üçüncü sıradayım. Ve iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yine yarım bir köşe yaptım. Bunu dönüşte kapatacağım. Daha düzgün duruyor böyle. Bir zincir yapıyorum. Boşluktaki yere 3 tane ikili trabzan yapacağım. Tekrar bir zincir ve köşeye geldim. İki zincir köşe olduğu için ve tekrar aynı noktada 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, üç tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonuna kadar devam ettim. Burada olan yarım köşeyi tamamlıyorum. İki zincir. Başlangıçtaki zincirin üçüncüsüne batıyorum. Kayma dikişiyle sırayı kapattım. Yeni sıraya başlarken yine üç zincir ve köşe noktasından başlıyorum. Bir zincir. Az sırada bir tane olan boşluk iki tane oldu. Yani buralarda üçer tane trabzan yapacağız. Arada bir tane zincir olacak. Her üst sıraya çıktığımızda bu boşluk artmış olacak. Üç tane ikili trabzanı yaptım. Bir zincir. Yanındaki boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Köşe noktasındayım. Anlattığım gibi devam ediyorum. Motifi 5 sıra boyunca örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Siz bunu daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz elbette. Ölçüsünden bahsetmek istiyorum. 10,5 santim. Bolero'daki bütün motifleri 5 sıra boyunca ördüm. Hepsi eşit. Bilek kısmında da sırt kısmında da aynı motifi kullandım. Sadece ipim renkli olduğu için duruşu farklı olabiliyor elbette. Eğer benim gibi örerken tutturmak istiyorsanız bir tane tamamlanmış motife ihtiyacınız var. Daha sonraki motifler tutturduğunuz kenara göre bir kenar eksik olmak zorunda. İki kenar tutturacaksanız ördüğünüz motifin iki kenarının örülmemiş olması gerekiyor. Şimdi ben bunu ördüğüm bolero'nun kol kısmına tutturma işlemi yapacağım ve bunu yaparken size göstereceğim. Burada üç kenar, bakın, tutturmayı bekliyor. O yüzden benim ördüğüm motifin üç kenarının örülmemiş olması gerekiyor. Ben bunu sökeceğim. Birinci kenarı örülmemiş, ikinci kenarı örülmemiş ve üçüncü kenarı. Yani bir kenarını ben örmüş oldum. Örerken bu üç kenarı bu kısma tutturacağım. Eğer bunu yapmak istemezseniz
Motifleri tamamlayın. Kaç sıra istiyorsanız 5 veya 3 hiç fark etmez. Motifleri tamamladıktan sonra tek tek dikebilirsiniz ve şablonu oluşturabilirsiniz. Kendi bedeniniz üzerine uyarlayabilirsiniz. Birleştirirken ördüğüm kenarın, bakın birinci kenar örülmüş. Yarısına kadar örüyorum. Bu köşeyi yarım bir şekilde örmüş oldum. 2 zincir. Bu kenara tutturacağım için onu da arka kısma alıyorum. Her iki motif de düz tarafta. Yani tersler iç kısımda kalıyor. En son 2 zincir. Arkadaki motifin aynı hizadaki yerine batıyorum. Yani köşe noktası. Ve sık iğne yapıyorum. Tekrar ördüğüm motife geliyorum. Ve yarım kalan köşeyi tamamlıyorum. Bir zincir. Arkadaki motifin denk gelen yerine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar ön tarafa gelip yarım kalan kısımları örüyorum. Bir zincir. Arkadaki motife bakıyorum. Boşlukta bir tane sık iğne. Ön tarafa geliyorum ve yarım kalan kısmı tamamlıyorum. Bir zincir. Yine ön tarafta yarım kısmı örüyorum. Yine köşe noktasına geldim. 3 tane ikili trabzanı yapıyorum. 2 zincir. Arkadaki motifin köşe boşluğunda bir tane sık iğne. Ben şimdi buradaki motifi de tutturmak istiyorum. Çünkü şekilde döneceğim için. Buna da tutturmam lazım. Eğer buna tutturmak istemezseniz ön tarafa gelip yarım kalan köşeyi ve geri kalan boşlukları tamamlayıp örebilirsiniz. Bu motife de tutturmak istediğim için bu motifin köşesine de bir tane sık iğne yapıyorum. Artık buradaki motifle işim bitti. Bakın dikişi yapmış olduk. Ön tarafa geliyorum. Yarım kalan kısmı tamamlıyorum. Artık birleştireceğim motif bu olduğu için örerken bunu hize almam gerekiyor. Bir zincirimi yaptım. Arkadaki boşlukta bir tane sık iğne. Tutturmuş oldum. Tekrar ön tarafa gelip devam ediyorum. Bu tutturma işlemini dediğim gibi ben bütün motiflerde tekrarladım. Burası aslında bilek kısmı ve giyildiğinde oldukça geniş duracak bir bilek. Ama siz daha dar bir bilek kısmı isterseniz dediğim gibi motifleri küçültebilirsiniz veya sayısını 4 yerine 3 yapabilirsiniz. Bütün motifleri ben anlattığım yöntemle tutturdum ve bu şekilde görünüyor. Bakın köşe noktaları, birleşim yerleri. Şimdi nerede ne kadar motif kullandığımdan bahsedeyim. Ben bilek kısmından başlayıp kol altı kısmına doğru devam ettim. Ve dediğim gibi 4 tane motifi bu şekilde tutturdum. Daha sonra bunları üst üste devam ettirdim. Bir üst sıraya çıktığımda mesela bu motifi tuttururken önce bir kenarını tutturdum. Daha sonra diğer motifi tuttururken hem bu motife tutturmam gerekiyor hem de alttaki motife tutturmam gerekiyor. Yani ördüğüm motifte 2 tane örülmemiş kenara ihtiyacım var demek oluyor bu. 3 kenar birleştireceksem 3 tane örülmemiş kenara ihtiyacım var. Kol kısmı için 4, 8, 12, 16, 20 tane motif kullandım. Kol altı kısmındaki motifi tamamen dikmedim. Şimdi zaten o kısmı göstereceğim. Diğer motif üzerinde de anlatayım.
Kol kısmında ayrım yapmak istediğim için bu şekilde V1 nokta istedim ve birleştirdiğim 20. motifin yarısına kadar birleştirdim. Böylece burada bir oyuntu olmuş oldu. Daha sonraki kısım ise sırt kısmı. Sadece 20 motif oluşuyor koldan. Onu kenara koyuyorum. Ve kalan yarım kısımları örmeye devam ediyorum. Şimdi örerken o bahsettiğim V kısmının birleştirmesinden de bahsedeceğim. Sadece yarısına kadar birleştirdim. Örmeye devam ediyorum. Yine köşe noktasını yaptım. 2 zincir. Arkadaki motifin boşluk kısmına bir tane sık iğne ve yanındaki motife geçeceğim için artık onun da köşedeki noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Böylece artık birleştirme işlemi bu tarafa geçmiş oldu. Eğer siz bilek kısmından başladıysanız, yani başlangıç kısmındaysanız bu köşeyi komple birleştirmeniz gerekiyor ve zaten bakın burada da başlangıç yerine gelip sırayı bitirmiş olacaksınız. Ben bahsettiğim gibi kol ayrımı yapmak istediğim için buradan sonra sadece yarısına kadar birleştirme yapacağım. Ön kısımda köşeyi tamamlıyorum. Yine bahsettiğim şekilde tutturmayı yapıyorum. Siz isterseniz bu parçayı üzerinize deneyip o kol ayrımını kendinize göre yapabilirsiniz. İsterseniz bu köşeyi hiç birleştirmeden derin bir kol altı ayrımı oluşturabilirsiniz. Gördüğüm diğer kolun ayrım kısmına bakıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan kümesini birleştirmişim. Geri kalan kısmı birleştirmeden örmüşüm. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3. Üçüncü kümeyi de birleştiriyorum. Artık arkadaki motifi bırakıyorum ve ön kısımdaki motifi tamamlıyorum. Arkaya tutturmuyorum. Tekrardan ön kısımdan devam ediyorum. İki zincir. Zincirin üzerine batıyorum. Kayma dikişiyle sırayı kapattım. Bir zincir yapıyorum. İpimi kesiyorum. Kol kısmı bu şekilde. Şimdi sırt kısmına geçiş yapacağım ve sırt kısmını da aynı şekilde koldan devam ettirerek öreceğim. Ben geniş duran bir bolero olsun istediğim için bu şekilde geniş bir kol yaptım. Şimdi sırt kısmına geçerken onları da göstereceğim birleştirmeyi. Burası kol ayrımı. Sırt kısmı bu şekilde devam edecek. Normalde ben 4 motif kullanıyorum ama siz 3 motif kullandıysanız hiç fark etmez. 4 tane motifi örerken üst üste birleştireceğiz. Diğer kısımdan göstereyim. Daha anlaşılır olsun anlatırken. Burası kol ayrımı. Buradan sonra ördüğüm motifleri bu şekilde üst üste birleştirmiş oldum. Birleştirirken de aynı zamanda kol kısmında devam ettim birleştirmeye.
Sanki burası omulmuş gibi düşünebilirsiniz. Sırt kısmı için bu kolda 4-8 tane kullandım. Diğer kolda da 4 tane kullanacağım ve 12 tane motif kullanmış olacağım. Buraya birleştirdiğim motifleri aynı zamanda bu kısımla da birleştireceğim. Böylece uzun bir aslında boleromuz olmuş olacak. Şimdi ben bir tane motifi tamamlayayım ve nasıl birleştirdiğimi sizlere anlatayım. Daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Anlattığım gibi yine motifime orta kısımdan başlayacağım ve 4 sıra olana kadar büyüteceğim. 5. sırada ise tutturma işlemi yapacağız. Yeni motifi 4 sıra boyunca ördüm. 5. sıraya başlıyorum ve bir köşeyi tamamlıyorum. İlk köşenin yarısına kadar ördüm, 2 zinciri yaptım. Kol kısmına geçiyorum. Kol altından sonra sırt kısmını birleştirmeye başlıyorum. Burada bakın zaten burası kol altı. Bu motifin sadece bu köşesine birleştirme yapacağım. O yüzden hiza alıyorum. Arkadaki motifin köşe noktasına sık iğne ile motifi tutturdum. Örmeye devam ediyorum. Bir zincir. Arkadaki motifin bakın burada boşluk hemen denk geliyor. Bu boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Ön tarafa geliyorum. Bir zincir. Yine arkadaki motifin boşluk kısmına tutturma işlemi. Bu kenarı örerken arka tarafa tutturmaya devam ediyorum. Köşenin yarısına kadar ördüm. 2 zincir. Arkadaki motifinde köşe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Sırt kısmında tutturduğum motifin bu kenarını tutturmuştuk. Bu kenarını tutturmadan ördüm ve son kenarını diğer parçanın sırt kısmına tutturacağım. Ben diğer parçada sırt kısmını yarıya kadar örmüştüm. Eğer diğer parçayı sadece siz kol olarak ördüyseniz kol kısmına sabitleyebilirsiniz. Şimdi giyildiğinde burası sırt kısmı olacak. Kol ayrımı burada. Bunu üzerinizde deneyerek daha iyi anlayabilirsiniz. Denk gelen motif sırt kısmında burası. Yani benim bu kenarı buradaki yani diğer kol ve sırt kısmının motiflerinden bu uç noktadakine sabitlemem gerekiyor. O yüzden köşeyi yarısına kadar ördüm. Hizalayacağım. Bir kenar tutturacağım için sadece bu kenarı hizalıyorum. Arkadaki motifin köşe noktasına sık iğne ile motifi tutturdum. Ön tarafa gelip kalan kısmı örmeye devam ediyorum. Bir
Bir tane sık iğne arka tarafa ve tekrardan ön tarafa gelip tutturuyorum. Öndeki motifin köşe noktasına geldim. İki zincir. Arkadaki motifin köşe noktasına sabitliyorum. Ön noktaya gelip kayma dikişiyle sırayı kapatıyorum. Bir zincir ipimi kesebilirim artık. Nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Bakın iki tarafta kol ayrımı, burası da kol ayrımı ve bu kısım sırt kısmı. Ense olarak baz alırsak giyildiğinde bu kısım ensede kalacak. Ve burası da bakın bu şekilde boylu boyunca sırt kısmı. İç kısımdan göstereyim. Böyle görünüyor. Kol ayrımından sonra sırtı kapatacak bir bolero. Şimdi bir sonraki motifi birleştirirken yine 5. sıraya kadar örüyorum. 5. sıraya geldiğimde birleştirme işlemine başlayacağım. Birleştirmem gereken nokta buradaki sırt noktası, burası ve kol kısmında, yani omuz kısmı olarak düşünebilirsiniz burayı. Bu kısım. Yani 3 tane noktayı birleştirmem gerekiyor. Onu da gösterebilirim. Yine 5. sıraya kadar motifimi öreceğim. Buradaki 3 noktaya birleştirme yapacağım. Burası dediğim gibi omuz kısmı. Burası da sırta geçiş olan kısım. Burası da sırtın geri kalan kısmı. Sizin kafanız karışmasın. Siz isterseniz sırtı 12 motif veya 10 motif kaç motif kullanıyorsanız bir kolda sırtı tamamlayın ve daha sonra direkt kola tutturabilirsiniz. Motifin yine 5. sırasına kadar devam ettim ve 5. sırada ilk kenarı ördüm. Köşe yine yarım, tutturacağım yeri seçiyorum. Bu boşluğa tutturmam gerekiyor. Buradan başlayacağım. Önce bu kenarı, daha sonra bu kenarı, daha sonra da bu kenarı tutturacağım. Hiza alıyorum. En son 2 zincir yapmıştım. Arkadaki motifin köşe noktasına bir tane sık iğne yaptım. Ön tarafa gelip motifimi örmeye devam ediyorum. Bir zincir. Yine arkadaki motife tutturuyorum. Ön tarafa gelip kalan kısımları örüyorum. Köşe noktasındayım. Yarısını örüyorum. 2 zincir. Arkadaki motifin köşe noktasına sabitledim. Şimdi sabitlemeye yan motife geçeceğim için yan motifin de köşesine sabitliyorum. Artık bunu baz alarak örmeye devam ediyorum. Ve bu şekilde bu 3 köşeyi de birleştireceğim. Bu köşeye geldiğimde arkadaki motifin köşesine ve yan tarafa geçeceğim için de yan motifin köşesine tutturma işlemi yapacağım. Sıranın sonuna kadar devam ediyorum.
Sıranın sonuna geldim. Yine köşeyi yapıyorum. İki zincir arkadaki motifin köşesine ve yan taraftaki motifin köşesine tutturma işlemi yapıyorum. Bu kenarı tutturdum, bu kenarı tutturdum. Şimdi burayı tutturacağım. Ve üst üste bu şekilde 4 tane motife ihtiyacım var. Eğer siz daha az veya fazla yapıyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu kısmı da tutturduktan sonra kalan 2 motifi de tamamlayacağım. Daha sonra genel olarak motif sayılarından ve ölçülerden ne kadar ip kullandığımdan bahsedip videoyu bitirmeyi planlıyorum. Şu an görüntüsü bu şekilde. Bolerayı örmeyi tamamladım. Tamamı kadrajı sığmıyor. O yüzden Instagram hesabımda detaylı bir şekilde paylaşacağım. Hem üzerimde duruşunu hem de askıda nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Genel olarak ölçüsünden bahsetmek istiyorum. Burası bilek kısmı. Bilek kısmının genişliğine bakalım. 22 santim. Kolun ölçüsüne bakalım. 54 santim. Burası kol ayrımının olduğu yer. Sırt kısmına bakalım. 34 santim. 34-35 santim sırt genişliği. Kaç tane motif kullandığımdan tekrar bahsetmek istiyorum. Kollar için 20'şer motif kullandım. 20 bir kol için, 20 de diğer kol için. Sırt kısmı için ise 12 tane motif kullandım. 4, 8, 12 şeklinde. Bunu artırabilir veya kendi bedeninize göre uyarlayabilirsiniz. Bu ördüğüm bolero M, L ve XL beden için uygun olacaktır. Eğer buradaki kol açıklığını biraz daha aşağıda bıraksaydım XXL'ye kadar olabilirdi aslında. Sadece şu kol altı kısmı biraz kasacaktır büyük bedenlerde. Küçük bedenler için de small ve X small gibi oldukça geniş olacaktır bu ölçülerde. Eğer böyle görünmesini seviyorsanız elbette örebilirsiniz. Ya da motifleri küçültebilir ya da motif sayısını azaltabilirsiniz. Aynı şekilde daha da büyük bedenler için motif sayısını artırabilir veya motifleri büyütebilirsiniz. Ben bunu kış için ördüm. Sonbahar mevsiminde de kullanılabilir. %75 akrilik, %25 yün içerikli bir ip kullandım. Siz istediğiniz çeşitteki iplerle örebilirsiniz. Mevsimlik olsun isterseniz pamuklu, koton ipler tercih edebilirsiniz. Kullandığım ip miktarı ise 300 gram. Böyle bir bolero için yeterli oldu. Umarım anlayışlı ve keyifli olmuştur. Videoların devamı için kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Ördüğünüz zaman benimle Instagram üzerinden paylaşırsanız seve seve ben de sizleri sayfamda paylaşırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.